Bayraktar Akıncı taarruzu insansız hava aracı için envantere girmesinin üzerinden geçen 9 ayda 3 ihracat sözleşmesi imzalandı. Selçuk Bayraktar'ın teknik liderliğini yaptığı Türk Savunma Sanayi Şirketi Baykar, Bayraktar TB2 ile yakaladığı ihracat başarısını Bayraktar Akıncı TİHA ile sürdürüyor. Baykar, 26 ülkeyle insansız hava aracı sözleşmesi imzaladı. Bayraktar TB2, dünyada en fazla ülke tarafından tercih edilen İHA haline geldi. Bayraktar Akıncı TİHA ise, 29 Ağustos 2021'de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Türkiye, 6 adet Bayraktar Akıncı TİHA'yı aktif olarak operasyonel görevlerde kullanıyor. Baykar, envantere girmesinin ardından Akıncı TİHA için ihracat sözleşmeleri imzalamaya başladı. 9 ay gibi kısa sürede sözleşme yapılan ülke sayısı 3'e çıktı. Sözleşmeler kapsamında Bayraktar Akıncı TİHA ve yer sistemlerinin 2023 yılından itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor. İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2021'de 664 milyon dolarlık İHA sistemi ihracatı yaptı. Şirket, gelirlerinin %80'den fazlasını ihracattan elde etti. Bayraktar Akıncı'ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor. Baykar tarafından milli ve özgün tasarım, yazılım, aviyonikler ve mekaniklerle geliştirilen robot uçak Bayraktar Akıncı'da 100'e yakın bilgisayar sistemi görev yapıyor. 6 ton kalkış ağırlığı bulunan Bayraktar Akıncı İHA, 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor. Kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metre kanat açıklığına sahip olan Akıncı, tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi sayesinde yüksek uçuş güvenliği sağlıyor. Bayraktar Akıncı, seyir füzesi atabilme yeteneği ile büyük bir güç çarpanı oluşturuyor. ISR radarı sayesinde yüksek durumsal farkındalık ile görev icra edebilecek olan Bayraktar Akıncı İHA, taşıyacağı yerli hava mühimmatları ile savaş uçakları F-16'ların icra ettiği bazı görevleri de gerçekleştirebilecek.